Kızlar. Günaydın. Ay çok yakışmış. Bakabilir miyim? Ah. Bebeğim bu çok küçük olmuş ama ya. Ama bunu bulabilirim, ne yapayım? Olmamış. Ama bunu da daha çok aldık da kasa lazım. Ha kasa lazım. Ama yani evdeki kasamda saklıyorum diğerlerini. Özendirdin tatlım. Sevindim o zaman, güzel bir şey çünkü. Güzel. Evet. Çok özendik sana tatlım. Ne güzel. Biz ailecek bayılırız altına. Kız. Evet, benim bayılırız. Annem hele bayılır altına. Aa, evet, öyle. Evde kasamız var kocaman. Bütün Diyarbakırlılar sever. Ne güzel. Ben ağrılıyım, benim annem bayılır. Benim annem de bayılıyor. Bebeğim bana niye almadınız ya? Ben böyle çok boş kaldım. 7 kızız biz. Hepimizin dudakları da böyle, burunları da böyle. Allah vergisi deseydin onlara da. Çok ilgilenmiyorum ki. Ne düşündükleri gerçekten umurumda değil. Gerçekten değil. En güzelini yaparsın dedikleri umurumda olmasın. Çünkü niye biliyor musun? Buraya gelme amacım çok farklı. Hani Saran olmasaydı asla hani bir amacım olduğu için o doğrultuda gideceğim. Ben gerçekten sizin aşkınıza inanıyorum. Ve bu yüzden de destek olacağımı bak, sakin, söyledim. Aynen. Mesela çok sakin bir insanımdır ama damarıma basıldı mı hani tutamaz kimse beni ama işte bunda aşk tutuyor. Ne olur öyle şey yapma çünkü Serhan da burada var ya, oradan buraya atlar herhalde. Yarın da buradan buraya takacağım. Tak. Yakışır mı bana? Yakışır bence. Bence her kadına yakışır altın. Ben çok seviyorum. Buradan sana da yakışır. Vallahi tak. Melis'im senin saçında da var altınlar. Simler var aşkım. İşte altınız gibi duruyor ya böyle. Bugün kızlar bu benim altın severliğimi bayağı bir alay konusu haline getirdiler. Bence insanların tercihleri ve beğenileriyle dalga geçmek çok büyük bir terbiyesizlik. Zaten edebi elden gidene de en büyük cevap bence susmak. Ben de sorak onlara en büyük cevabımı verdiğimi düşünüyorum. Bir affettirebilecek mi yani Serhan Efendi kendini? Benim de evet, demek doğru istediğim... ama sonuçta ben onu affetmek için buraya yani, geldim. Yani hani Serhan yani. Olmazsa... Ben devam edeceğim diye bir şey yok. Peki hani, Serhan elenseydi mı? Gene de o şansı vermiş olacaktın değil mi? Hayır. Serhan elendi ama burada değilim ben. Serhan elenseydi ben girmeyecektim. Serhan dışarıda olsaydı ben burada zaten olmayacaktım. Serhan'la birlikte olmayacaktım. Onu demiyorum. Hani Serhan yine de şans o gün elenseydi. Evet, sen dedin ya ben bir şans verecek. Verdim. Dışarıda da şansı evet, vermeye devam öyle. Edecektim. Aynen öyle. Okay. Çünkü gerçekten derdim ev değil. Keşke elenseydi de dışarıda devam etseydi. Fatma bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Peki, diyelim ki biz bu hafta Serhan'ı eledik. Evet. Kurbanı kestik. Ne olacak? Sen bu evde kaldın bizimle. Yalvarırım giderim erkeklere beni eleyin diye yani. El ettirmezsek ya seni? Hı? Senin elinde olan bir şey değil bu. Bence insanların aşka saygısı vardır ya. Yani siz diyelim ki öyle bir şey yaptınız. Hı. Erkekler herhalde elerler, kavuşturmak isterler. Ama bizim aşka saygımız var. Bence biz Serhan'ı asla elemeyiz. Aa. Sizin bileceğiniz iş o. Biz aşka saygımız olduğu için Serhan'la böyle bir şey bakınca gülesin geliyor. Ama elenmedi işte. Keşke elenseydi. Ben zaten dışarıda da... Siz onun üstüne çok durdunuz. Herhalde amacımın eve gelmek olduğunu falan düşündünüz. Evet. Ama bir daha size altını aynen çize öyle. Çize ya söylüyorum. Hayatım, aşkınızı niye dışarıda yaşamıyorsunuz altını ki? Altını çize çize söylüyorum. Serhan elenseydi ben o aşkı dışarıda yaşamayı tercih ediyordum. Biz ne güzel eleyecektik. Sen ama ne yapabilirim? Ki? Ben mi geldim el etmedim kızlar? Ya da sizin elinizde miydi? Siz de elediniz. Ay. Çıkmadı. Bu bizim elimizde Allah olan bir şey ya. Mi? İlla bu evde göstereceksiniz yani aşkınızı İlla öyle mi? İlla ki bu bizim seçimimiz değil ki elenmedi. Fatma eve girdiğinden beri kızlar içeride eleştirmedik yerini bırakmadılar kızın. Ama ben Fatma'yı sonuna kadar destekliyorum. Gerçekten çok doğru cevaplar verdi. Ama şöyle de bir şey var. İlerleyen günlerde de gerçekten söylediklerinin arkasında mı? Bunu daha iyi görürüz herhalde. Karakter kazanılmaz. Ama sıfırdan bir adam alırsınız, evlenirsiniz, 5 olur. Belki çok zengin bir adam alırsınız, biter. Bu bir kriter değil ki bana göre. Para kazanılır. Para her türlü kazanılır. Ama bence kazanılmayacak tek şey karakter. Serhan'da da yok. Ben onu gördüm. Ama sana göre o. Sana yaşattıklarına yok, göre o. Bence hak sen veriyor musun fazla Ceyda güvenme. Yok. Hayır, ben de ister inanın diye. İster inanın ister inanmayın. Ben çok hani üzüldüm Ceyda için. Ya sonuçta hani kasasını anlatan ilk günden geldiği ben, gün. Kasasını kızlar kasam var mı dedim. Bana sen alaylı bir şekilde yok, kasan... Ama. Hani kasan da vardır senin benim, dedin, bak, ben de evet var mı? Belki izlememişsindir yaptım. Benimle ilgili bölümleri, sadece Serhan'ı izlemişsindir, ileri sarmışsındır ama
Benim konuşma tarzım öyle. Ben seninle alay eder gibi konuşmadım bir kere. Benim yok, orada alaycı şekilde algıladım kasayı. Yok, ben. Yok, sen ben yanlış şöyle algılamışsın. Ya kızlar, şimdi zaten hiç kimse hiç kimseyi ilk dakikasından, ilk saatinden, ilk gününden tanıyamaz. Görürsünüz o şekilde, hani maddiyata bağlı yaşamadığımı veya gösteriş meraklısı olmadığımı görürsünüz. Bence bunları konuşmak için çok erken. Fatma, ben Ceyda'ya çok üzülüyorum diye bir laf kullandı bana. O bana üzülmesin, o kendisine üzülsün. Serhan gibi biriyle birlikte olduğu için. Bir şey soracağım. Mesela hatırlıyor musun? Serhan ödüle Dani'yi götürmüştü. İzledin mi onu? Ne oldu? İlk bölümlerde mi? Evet, ikinci haftaydı değil mi? İkinci haftanın sonuydu. Ne hissettin? Onları açıklamasını bekliyor musun? Yoksa seni sevdiğini söyleyerek o konuların üstünü mü kapattığını bekliyorum. Düşünüyorsun? Siz de görün. Şimdi o benim Serhan'la aramda olan. İzleyeceksiniz zaten siz de. Ve sizin fikirleriniz de önemli benim için. Ben buraya hani işte sadece işte biz yaşayacağız, siz susacaksınız falan diye gelmedim. Hepinizin görüşleri benim için önemli. Sizlerin de, izleyicilerin de. Ben ona göre de hani bir şeyler katmak istiyorum. İnsanlar kendi yaptığı hataları göremez ya. Kendi yaptığı yanlışların farkına varamaz. Ama hani şöyle söyleyeyim, ne hissettin diyorsun. Mesela ne hissederdin? Yani bir kadın ne hissederse onu hissettim. Kıskançlık. Yok, kıskançlık değil aslında. Bu çok öte bir duygu, evet. Hani öte bir duygu. O zamanlar ona ulaşmaya çalıştın mı? Hayır. Ben senin gibi bir insanın Serhan gibi bir insan olmasına çok şaşırdım. Sen herkes sakin söylüyor bir bunu. Ben Serhan'ı torpilleyebildiğim kadar torpiledim kızlar ve şu an Serhan'ı hiç torpileyememişsin ne yazık ki. Bence de. Ama önceki ayrıyken belli olur hani. Bak, kaç haftalardır buradayım. Serhan'la aramın çok iyi olduğu zaman da oldu, çok kötü olduğu zaman da oldu, normal olduğu zaman da oldu. Ama Serhan hep Serhan'dı yani. Atıyorum, senle benim bir muhabbetim mi oldu? Biz seninle kız kıza çözebiliriz. Karışmaması lazım. Evet. Çünkü niye? Ben şöyle gördüm. Orada iki erkek tartışıyorsa ben oraya dahil olmam. Ama bu kadın ezikliği demek değildir. Bu saygıdır. Evet. Anlatabiliyor erkek muyum? Erkek muhabbetine kadın, kadın muhabbetine de erkek karışmaz. Çünkü niye ama Serhan her şeye karışıyor. Cevabını vermedim. Çok ayrı bir konuya kaydı. Onun da cevabını vereyim sana. Bak, biz ayrıldığımızda normal, gündelik hayatımızda da ayrıldığımız zamanlarda Serhan, bu da çok sevgiden olduğu için çok kızamıyordum. Serhan o kadar saldırgan, o kadar agresif. Ya diyordum ki Serhan, Allah aşkına zaten bu hareketlerin yüzünden kaybediyorsun. Lütfen düzelt. Bak, bizi bu bitiriyor. Hani bizim ayrılmamızın sebebi ihanet değil, sıkılmak değil. Olur ya ilişkilerde. Bizim ayrılmamızın sebebi Serhan'ın bu tavrı. Sonuçta ben bir yere kadar tamam dedim. Ama şey oluyor, tek taraf törpülemeye çalıştıkça çok yoruluyor. Çok tabii yoruldum. O yüzden hani sevgimle alakalı hiçbir problem yoktu. O da bunun farkındaydı. Ve ben ona, şimdi siz diyorsunuz ki haklı olarak, nasıl çıktı buraya? Hani böyle bir ilişkiniz vardı. Nasıl evet, çıktı? Neden buraya geldin? Niye kızlar? Sana ben ihanet onun değil mi önüne, bu? Ben onun önüne böyle bir şey koydum ki, bana aylarca evime gitmedim. Ablamda, abimde kaldım. Hani nerede olduğumu bilmedi, sırf kapının önünde. Arabamın önünü keserdi. O an kilitlerdim. Konuşmazdım, konuşur açardım yüzü, dinlemezdim, giderdim. Ha, niye mesela? Aldatılmış bir kadın bu kadar sinirlenir değil mi hani? Evet, sebebi... Bence daha önemli şeyler de var işte. Kalbimi kırması. Seni hiç aldattı mı? Hayır, hayır. Emin hayır. misin bundan? Ben bundan çok eminim. Bakın zaten kızlar, ben Serhan'ın sevgisi... Niye gülüyorsun? Hiç bildiğin güldüm. Şey mi var mesela? Yok. Ama hayır, çok emin buranın, olmadım. Bak buranın, hayır yok. Buranın dışında... söylüyorum sana. Hani biz zaten buradayken ayrıydık. Ben erkeklerin genelde aldatmadığına inanırım da o yüzden. Vallahi hani şey diyorlar ya, erkeklerin çoğu aldatır, aldatmayan erkek yoktur. Bence o zaman bu durum kadınlar için de geçerli. Bence karakterli olan insan tabii canım aldatmaz. Çünkü bir erkek bir kadını aldatıyorsa bu kadının yetersizliğinden değil, erkeğin karaktersizliğindendir. Ya da evet, tam tersi. Anladınız tam mı? Tam üstüne bastım. Çok güzel söyledin. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğimi sen söyle. Ama ilişki yaşamadı Serhan burada. Sen onu ima ediyorsun. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter.
bize kısmet.